gerekir. Sözünüze başlamadan kesmek durumdayım. Zira Milli İrade Platformu'ndan bir açıklama geliyor. Oraya dönmek durumdayız. Darbeyle gerçekleştirmek istediği şey kral çıplak diyemeyen kukla bir Türkiye'dir. Orta Doğu ve dünyada söz sahibi değil, emir kulu bir Türkiye'dir. Demokrasiyi özümsemiş, insanına ileri demokrasinin nimetlerini raik gören değil, kendi insanını gülülecek sürü olarak gören bir Türkiye'dir. Doğunun ve batının değerlerini harmanlamış ve yeni dünyada yerini yaşanabilir, çok kültürlü bir barış adası olarak alan değil, kaosun yönetim tarzı olduğu tek tipçi bir Türkiye'dir. Milli manevi değerleriyle kendi medeniyetini inşa eden değil, jandarmalık yapan bir Türkiye'dir. Bu darbe insanlığın bütün ahlaki ilkelerinden, dini prensiplerinden, medeniyet değerlerinden ve asgari, vicdani ve insani müştereklerden uzak bir kalkışmadır. Bu ülkenin anneleri, babaları, oğulları, kızları olarak tüm bu hareketleri nefretle lanetliyoruz. Çünkü bu darbe milletine silah doğrultmuş kadın erkek, genç yaşlı demeden kurşun sıkmıştır. Masum halkın üzerine tankları sürmekte, insanları ezmekte sakınca görmemiştir. İnsanlara silah sıkmak isteyen, emirleri altındaki askerleri silah arkadaşlarını başlarından vurarak şehit etmekte tereddüt etmemiştir. Uçak ve helikopterlerle başta milletin meclisi olmak üzere devletin kurumlarını bombalamışlardır. Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere komutanlarını rehin alacak kadar cinnet seviyesine çıkmıştır. Milli iradeyi gasp etmeye kalkmış, başkomutanı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast tertip etmekte tereddüt etmemiştir. Bütün bunların karşısında milli iradeyi sahiplenen toplumun bütün kesimlerinden insanımız, yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden sokaklara dökülmüş, havalimanları, askeri birliklerin önünde ve kritik yerlere toplanmıştır. Tankların üzerindeki askerleri ikna etmeye çalışmış, yaptıkları hatadan dönmeleri için nasihat etmiştir. Zorbalığa karşı kendini siper etmiş, ezilmiş, tartaklanmış, vurulmuş ve şehit olmuştur. Tankları durdurmuş, işgallere son vermiştir. Bütün dünyanın gözleri önünde menfur darbe girişiminin hiçbir silah kullanmadan nasıl durdurulacağının dersini vermiş ve tarihe geçmiştir. Gerektiğinde bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak vatanın bekası yolunda her türlü fedakarlığı göze aldığını bir kez daha göstermiştir. Artık bütün dünyaya bir kez daha biliyor ki Türk milletini ne iradesi dışında dizayn etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu yolda yapılacak bütün komplolar boşa çıkmıştır ve boşa çıkacaktır. İşbirlikçiler deşifre olmuş, olacak ve etkisiz kalacaktır. Oylarıyla ifadesini ifade eden millet gerektiğinde meydanlara inerek iradesinin sahibi olduğunu göstermiş ve gösterecektir. Ve anlaşılmıştır ki bu asil asker milleti hesaba almadan yapılan planlar bizzat milletin kendisi tarafından akamete uğratılmıştır ve uğratılacaktır. Öyle. Sırt
sırtı vermiş olan insanımız demokrasiden insan haklarına, ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya, sanayiden ulaşıma, bütün alanlarda yoluna daha güçlü olarak devam edecektir. Önümüzde ordusu, polisi milleti, hükümeti, muhalefeti ve devletiyle sarsılmaz bir Türkiye bulunmaktadır. Bu bağlamda darbenin başladığı ilk andan itibaren karşı çıkan, ölümü göze alan, çatışmaya giren şerefli ordu mensuplarına, kendisine yapılan dayatmaları elinin tersiyle iterek bu mücadeleye canla başla giren polisimize, mülki erkanımıza, hafriyat kamyonlarından çöp arabalarına, itfaiye araçlarından graderlerine kadar darbenin yolunu kesen belediyelerimize, Cumhurbaşkanımızın işaretiyle bütün gücü ve mensuplarıyla meydanlara inen sivil toplum örgütlerimize, üstüne bombalar yağan meclisimizde kalarak direnmeyi, gerekirse ölmeyi seçen milletvekillerimize, okudukları selalarla tüm ülkeyi birlik saflarına davet eden Diyanet mensuplarımıza, bütün fikri, yaşayış ve yaklaşım farklılıklarını bir tarafa bırakarak bu demokrasi mücadelesinde yerini alan ve başat rol oynayan basınımızın güzide mensuplarına, bu askeri vesayet ve darbeye karşı milleti ve sokakları işaret eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, soğukkanlılığını hiç kaybetmeden süreci en olgun biçimde ve cesurca yürüten Başbakanımıza, siyaset üstü bir tavır geliştiren, ülkemizi bir ve tek vücut haline getiren siyasi parti liderlerimize ve hepsinin üstünde kendi inisiyatifiyle sokaklara dökülen, yolları tutan, tankları durduran büyük Türk milletine teşekkürü bir borç biliyoruz. İlk ve son cümlemiz şehitlerimiz. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar öldükleriyle kalmayacaklar. Hikayeleri yazılacak. Her biri tanınacak. Kahramanlıkları bilinecek. Bu milletin kaderindeki yerleri ve fedakarlıkları anılacak. Ve hepsi aramızda yaşamaya devam ederek destanlaşacaktır. Bu bağlamda hem şehitlerimiz hem de darbelerin ilk mağduru olan sivil halkımız ve ülkemiz adına darbecilerin bir an önce cezalandırılması yolunda her türlü adımı atacağımızı deklare etmek istiyoruz ve biliyoruz ki geciken adalet, adalet değildir. Ülkemizde gerçekleşen 1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 15 Temmuz darbe girişimleri ve muhtaralar kronik bir soruna işaret etmektedir. Kötü olandan daha beteri onun gelenekselleşmesidir. Bu durumu ülkemiz, devletimiz, hükümetlerimiz ve insanımız asla hak etmemektedir. Siyasal iktidarın sağlanması, istikrarın sağlanması ve bu sistem sorununun köklü biçimde son bulması yolunda her türlü girişim ve çalışmayı gerçekleştirmeye bizler de bir sivil toplum kuruluşları olarak bu anlamda kendimiz için bir borç biliyoruz. İnsan isteriz, inan isteriz, inan isteriz, inan isteriz, inan isteriz.
Bizler Milli İrade Platformu mensupları olarak insan haysiyet, onur ve şerefine, milletin kaderine ve iradesine yönelmiş her darbe, terör ve kalkışmayı tanımadığımızı, lanetlediğimizi ilan eder ve sürecin her anlamda takipçisi olacağımızı, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Aksine işaret edene kadar meydanlarda demokrasi nöbetinde kalacağımızı beyan ederiz. Milletin kaderini milletin kararı belirler. Hepinizi sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar iştirakiniz için her birinize gönülden ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türkiye Başkanımız Avukat Arzu Sarıkaya Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Milli İrade Platformu 15.